Arkadaşlar merhaba. Bu sefer de farklı bir hizmet için Bursa'ya gelmiş bulunmaktayız. Şöyle ki, Demokrat Partisi aldığımız duyumlara göre bugünlerde kendi içerisinde içten içe kaynamakta. Bu kaynamanın sebebi partinin kendi içinde bir taban hareketinin başlaması yüzünden olduğu yönünde. Bu taban hareketinin başlamasına neden olan bu taban hareketinin öncülerinden sadece bir tanesi olan Hüsnü Bey'in evine gelmiş bulunmaktayız. Kendisi bizim sohbet, görüşme isteğimizi geri çevirmedi ve Bursa'daki evine davet etti. Birazdan kendisiyle bir sohbetimiz olacak, izleyebilirsiniz. Hüsnü Bey, duyduğumuza göre Demokrat Parti bir taban hareketine girişmiş durumda. Ve yine duyduğumuza göre Bursa'da Osman Gazi ilçe olarak da siz bu taban hareketinin öncülerindenmişsiniz. Arkadaşlarınızla beraber. İsterseniz şuradan başlayalım. Neden Osman Gazi ilçesi, ilçe yönetimi genel merkez tarafından kapatıldı? Bize onu açıklar mısınız? 11 Ocak 2016 günü eski ilçe başkanımız İsmet Koyuncu ile beraber yine eski partilimiz olan İlmi Bulan Bey'i ziyarete gittik. O gün gündemde olan İsmet Koyuncu Bey'in hukuk dışı, demokrasi dışı bir görevden alınma operasyonu gerçekleştirilmişti. Bunları istişare ederim, oturalım, konuşalım, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye tamamen spontan olarak gelişen bir hareket başlatalım fikriyle yola çıktık. Sağ olsun İlmi Bulan arkadaşımız da her şeye hazırım, ne gerekiyorsa arkanızdayım, hemen yarın akşam burada bir toplantı gerçekleştirelim ifadesinde bulundu. Osman Gazi ilçesi başkanı İsmet Koyuncu hukuksuz bir şekilde görevden alındığı için aslında bizce bilinen bir operasyonun da parçası olduğu için bizim oradaki bulunma sebebimiz tamamen bir dostça, nasıl söyleyeyim, bir buluşmaydı. Ne yapılır, ne edilir, ne yapılabilir diye. Fakat burada spontane olarak bir fikir çıktı ortaya. Biz bunu bir taban hareketine döndürelim ve bir takım toplantılarla yaygınlaştıralım. Sonuçta hukukluğu yapan, hukuksuzluğu gerçekleştiren genel merkezimizdi. Genel merkezimize bir mesaj vermek, genel merkezimizi uyarmak, hiç olmazsa burada oldu ama başka il veya ilçelerin başına bu tip olayların gelmemesi düşüncesiyle yola çıktık. Toplantıların amacı bir bakıma bu olmuş oluyor. Bir bakıma toplantıların amacı bu. Dolayısıyla 12 Ocak 2016 günü akşamına Cumalı Kızık bir adı altında bir toplantı öngördük ve hemen gereğini yerine getirdik. İnanın o gece 100'e yakın arkadaşımızı topladık oraya. Tabii bu bizi şevklendirdi. Yani hareketimizin doğru olduğunun, muhatapları tarafından doğru anlaşıldığının, yerinde olduğunun bir bakıma teyidi oldu. Ve bu taban hareketi denilen hareket işte bu şekilde doğmuş oldu. Peki Hüsnü Bey, bu anlattıklarınızdan yola çıkarak akıllarda şu soru geliyor bizlerin aklına. Sizlerin bu hareketine karşılık elbette genel merkezin bir tavrı olmuştur. Bunlar tabii izleyenleri merak ettirecektir. Oldu mu? Olduysa neler olmuştur? Onları sizden rica ederim. Tabii bu toplantıların ikinci ayağını yine Yalova ilimizde gayet yüksek bir katılımla çok karlı bir kış günü gerçekleştirdik. Bunun bize geri, genel merkez tarafından geri dönüşü de maalesef çok 70 yıllık tarihi Çınar'ın
tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde Türkiye'nin aşağı yukarı 51-52 vilayetinden büyük Osman Gazi ilçesinin siyaseten kapatılmasıyla mükafatlandırıldık. Bu da tabii bize gönül veren, genel merkezin yaptığı politikaları tasvip etmeyen insanlar tarafından bir şekilde duyuldu, yayıldı. Sonuçta biz hareketimizin doğru olduğunu daha da iyi teyit etmiş olarak Türkiye'ye yaymaya karar verdik ki işte buradan çıkan artık son sonuç Samsun toplantımızdır. Samsun toplantımızda da yine yani fazla insanları yarıltmayalım ama en az bir 700-800 katılımla ki oraya işte Türkiye'nin 30-35 vilayetinden gelen arkadaşlarımız var. Bunlar kısıtlı bütçelerle varlarını yoklarını bu işe adamış insanlar. Geliyorlar yani biz bunları kimseyi zorlamadık, kimseyi işte buraya geleceksiniz demedik. Taban zaten var. Kendinden aktı insanlar diyorsunuz. Tabii yani insanlar, tabanı oluşturan insanlar yani tavanın teşkilinde biz de varız diyorlar. Ya bu toplantılar bu şekilde amaç kazanıyor. Fakat yine Samsun'da tamamen bu yeni artık trend darbe lafları çok meşhur Türkiye'de. Bu AKP'liler tarafından üretilen bu darbe lafları. Ama biz de maalesef bu genel merkez darbesiyle karşı karşıya kaldık Samsun'da. Nahoş hadiseler yaşandı. Keşke böyle bir şey yapmasalardı. Aslında buna bir yerde bizler memnun da oluyoruz. Biraz daha bizim bu işler reklamımız arttı. Ben öyle görüyorum. Yani belki görmeyen arkadaşlarımız vardır ama benim için bu şekilde gelişti olay. Fakat bir soğukluk, bir kopukluk meydana geldi. Şimdi tabii ki burada bir küçük de bir divan krizi yaşadık. Toplantıyı terk eden bu yüzden bazı dostlarımız, bazı arkadaşlarımız oldu. Benim aslında sözlerim sadece onlara değil, tüm bu taban hareketine emek, gönül veren herkese. Şimdi biz denizi neredeyse geçtik. Yani derede boğulmayalım. Bizim partimizin gençlik hanım, yani kadınlarımız, Türk kadınları, annelerimize değer verdiğini, bu partiye gönlünü vermiş herkes bilir. Bu tip hadiseleri yani bir daha yaşamamayı da rica ediyorum herkesten. Bu işleri yaşadığımız için de burada ayrıca üzüldüğümü ifade etmek isterim. Ha bu arada Halil İbrahim Artvinli Bey'e de bizim Kocaeli eski milletvekilimiz çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmayan parlamentoda görev almış bir abimiz, bir arkadaşımız. Onu da bu arada yani tebrik edelim. Bizi hiç yalnız bırakmadığı için. Tecrübelerine dayanarak toplantıyı biraz erken kesmek zorunda kaldı. Yani bu da aslında gayeye ulaşan, emeline ulaşan Samsun toplantısında biraz daha böyle nasıl söyleyelim daha başka şeyleri gündeme getirirken çünkü insanlar bize soruyorlar yani her tarafta ya lider kim, lider kim? Kim olacak, ne olacak? Yani heyecanlı insanlar, hepimiz gibi heyecanlı, bütün insanlar heyecanlı. Üstüme peki verimlilik açısından değerlendirirseniz
ne görüyorsunuz? Verimli oldu mu sizlerin açısından? Yani taban hareketini başlatan kişiler tarafından verimli bir sonuç oldu mu veya önünüzde ne görüyorsunuz? Bu saatten sonra yani artık oraya 800-900 kişi geldiyse bu bir yine Türkiye'nin tamamen buradaki arkadaşlar tarafından tayin edildiği bir yerde bir toplantı daha yapılarak bu işin neticelenmesi safhasına gidilecektir. Ama orada mesela bu naoş hadiseleri yaşamasaydık, partimize katılmak isteyen, görev almak isteyen, bizim çok değer verdiğim benim Murat Altun kardeşim, Şahlanış Hareketi Grubu Genel Başkanı, divana söyleyecektik. Bir, bu yeni sistem işte 3G bağlantısıyla bir mesaj verecekti. Bu arkadaşımız bizim yaptığımız görüşmelerde her zaman kendisini Demokrat Parti'de görmek isteyen, görev almak isteyen bir kardeşimizdi. Hiç olmazsa yani böyle bir daha ses getirecek hareketi yapmamıza engel oldu. Bu arada da Murat Altun kardeşimiz bugün bir rahatsızlık geçirmiş. Ona da geçmiş olsun diyorum. Bunu da söyledikten tabii yani biz Murat Altun kardeşimizi burada görmek istememiz demek başka lider adaylarının da çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Ama biz yani artık bu toplantıların neticesinde lideri de tabandan çıkaralım. İthal insanlarla bu işe devam etmeyelim. İthal insanlar bize zarar verir. Yine orada Ali İbrahim Bey'in gayet güzel girişimleriyle gelen katılımcı arkadaşlardan bu bizim Doğru Yol Partimiz, yeni kurulan Adalet Partimiz ve birleşme çağrısının onayı alınacaktı. Bunu da gerçekleştiremedik. Acaba yani bunlar AK Parti tarafından mı yaptırıldı bu darbe? Yoksa bizim genel merkez mi bu işi organize etti? Yani bunlar hep sonuçta boşlukta kalan sorular. Yalnız biz netice aldığımıza inanıyorum. Buradan sevgili arkadaşımız Ali İbrahim Şahinler Bey'e de Demokrat Partisi eski mensubu, yeni Adalet Partisi Teşkilat Başkanı, Doğru Yol Partisi'ndeki teşkilatlarından sorumlu arkadaşlara da buradan bu hakikaten bu tabanın bir olduğunu, bakın biz başlattık, bunu beraberce devam ettirmek önerisinde bulunuyorum. Yeniden Türkiye'de merkeze oturacak partinin, inanın bizim kadrolarımızdan, bizim misyonumuzdan, bizim geçmişimizden çıkacağına inananlardan bir tanesiyim. Hepimize bu tip toplantıların fayda sağlayacağını, tüm partiler arasından yani demin zikrettiğim partiler arasından, sonuçta siyaseti ülke için, millet için yaptığımızı, iktidara önce iyi muhalefet, sonra talip olmak için bu işe yola çıktığımızı bir kez daha buradan bizi dinleyen, seven, sayan, bilmeyen tüm Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Bizi yine son trend tabirle bizi izleyin diyoruz. Tabi bu arada bize bu fırsatı sağlayan İstanbul'dan kalkıp gelen FFS Ajans'a da buradan teşekkür ediyorum. Onlara da bu hayırlı hizmette katkıları bulunduğundan dolayı müteşekkirim.